Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün yorumları okuyacağız. Annemgille selam. Ondan sonra muhabbet göndereceğiz. Muhabbet edeceğiz annemgille. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Merhaba abilerim, ablalarım. Merhaba. Başlıyorum arkadaşlar. Nurcan Güçlü. Ablama buradan selam olsun. Bizden de selamlar olsun. Nurcan ablam büyük mü küçük mü bilmiyorum ama bizden Sema de selam Koç olsun. Selma Koçuz ablama buradan selam. Evet Selmacığım desteğinden dolayı bizden de selamlar olsun. Sema Nur Kabakçı Gambeciğim senin. Sema Nur Kabakçı ablama buradan dolu kucak dolusu selamlar. Bizden de selamlar olsun destekleriniz için arkadaşlar. Yıldız Doğuzlar, ablacığım benden selam istemişsin. Buradan kucak dolusu selamlar, seni öpüyorum. Tarsus'a da selamlar. Bizden de selamlar olsun Tarsus'a buradan. Aynur Adal, ablam benden selam istemiş. Buradan selam gönderiyorum ablacığım. Kucak dolusu selamlar, öpüyorum seni. Ayşen Aydın ablama selam gönderiyorum buradan. Öpüyorum seni ablacığım. Benden de selamlar olsun arkadaşlar. Sibel Topaloğlu ablacığım selam istemiş bizden. Evet canım. Selam olsun ablacığım. İpek Dağ ablam benden selam istemiş. Buradan seni öpüyorum ablacığım. Kucak dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Benden de İpek ablacığım, yani senin desteklerinden dolayı çok öpüyorum, kucaklıyorum. Selamlar olsun sana. Yaşar Karakaya diyor ama buradaki ablam yazmış. Galiba eşinin hesabından yazıyor. Ablacığım buradan sana selam olsun. Yani ismini söylemediğin için ben SS almıştım. Orada da göremedim. Ne yaptın Enes? Öpüyorum seni. Yerden mi? Daha yeni kalktın ya oğlum. Gülsüm Yümer anne senden. Gülsümcüğüm ben de sana bol selamlar olsun. Sevgiler, saygılar, kucak dolusu selamlar olsun canım. Bizden de selam olsun. Ben bunları esas almıştım arkadaşlar. Şimdi yorumları hem okuyacağız hem selam göndereceğiz. Benim o günkü yaptığım gibi. Zeliş'in patikleri, ellerine sağlık Sevim Hanımcığım, afiyetle yiyin, bilmiyoruz ama siz de gördük, çok güzel görünüyor çıtlık demiş. Evet, çok güzel olur bizim burada, yani herkes toplar kışın mesela, nasıl söyleyeyim, hem katkı olur, her şeyle güzel gider yani. Tadı çok güzeldir, biz çok severiz, inşallah siz de varsa da toplayın siz de bakın tadına. Buradan bizden de selam olsun. Evet, selamlar olsun bu arada da. Konyalım Yılmaz neydi? Samsun gelini, evet, İstanbul Aksaray'da Samsun gelini İstanbul'dan selamlar demiş. İstanbul'dan öpüyoruz ablacığım. Enes'im like'lar senin için. Enes ne yapıyorsun? Ne yapayım? Oturuyorum. Enes demiş. Söyle, selam söyle buradan hadi anneciğim. Ablamız. Selam olsun da. Selam olsun. Selam olsun. Ama hızlı söyle sesimizi duymuyormuş arkadaşlar. Bizim sesimiz aslında burada daha iyi de bilmiyorum videoda nasıl çıkıyor, böyle hızlı çalıyor. Selam söyle biraz bana. Hadi. Hadi. Selam olsun ablacığım. Selam olsun ablacığım. Nuriye Çolak, Sevin Hanım su teresi çok iyi. Romantizma çok iyi gelir. Canım bizden de bizde de çok olur ama köye gidemediğimizden hasret kaldık. Afiyet şifa olsun canım inşallah demiş. Sağ olun. Teşekkür ederiz ablacığım. Buradan sana selam olsun. Biz de teşekkür ederiz canım. Gerçek o gün gittik su teresi toplayalım diye. Orada da bekarlardan birkaç tane kadın vardı. Beraber topladık. Ben giremedim tabii. Ben korkarım öyle yerlerden. Eşim girdi işte Kemal. Topladı. Gamberinden biz de ayıkladık. Ondan sonra anneme götürdü. Annem ve Leyla ablamın falan herhalde yemişler. Biraz da ben tadına baktım. Bilge Arslan. Buradan selam olsun ilk önce ablacığım.
bize verdiğin destekler için de teşekkür ederiz bu arada. Evet arkadaşlar ya vallahi çok destekleriniz için size çok teşekkür ederim. Yani ben bu kadar beklemiyordum vallahi destekleriniz için, selamlarınız için. Yani nasıl diyeyim, çoğu insan duygulanıyor, seviniyor. Yani bir ikinci ailede siz oldunuz vallahi. Çok sağ olun, teşekkür ederiz bu arada. Bilge ablam demiş ki uşağın mantarını niye yiyorsunuz? Verediniz de sobaya közleyip yiyiz annesi. Sen niye oğlanın mantarını verdin onlara? Stresini ne yenir ha? Afiyet olsun demiş. Sağ ol ablacığım. Teşekkür ederim. Çok. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim buradan. İnşallah bir dahaki bulduğumuzda değil mi Gamber? Bir dahaki bulduğumuzda da zobaya gömerik. İnşallah. Sürerik. Gömerik. Tamam işte gömeriz. Süreriz. Gömeriz. Sürerik. Meral Toktas. İyi akşamlar. Elisin çok tatlı olmuş. Saçın güle güle kullan yakışıklım demiş. Selam buradan abiler. Ablara. sen olacaksın. Meral abla. Meral ablacığım de. Söyle. Meral ablacığım. Teşekkür ederim. Çektirdim. Çok sağ ol dedi. Çok sağ ol. Ha? Arkadaşlar daha en eski şeydi ya, bugün yine biraz daha iyi konuşma olarak. Çekiniyor ya. Teşekkür ederiz Meral ablacığım. Bizden sana selam olsun. Desteğin içinde, yorumların içinde. Çok teşekkür ederiz. Aynen. Aynen ablacığım. Medine Tulumcu. Turuncu. Tulumcu. Ne? Turuncu okuyordum ben de. Ay yazık. Ölmüşse doğum neymiş, dokunulmazdı neyse, günahı onlara dere şahane demiş. Şeye girdik ya, türbeye. Aynen türbede. Türbedeki şey için söyledim, mezarın içindeki cenazeler için. Buradan Medine ablacığıma teşekkür ederiz. Desteğin için de teşekkür ederiz ablacığım. Kucak dolusu selam gönderiyoruz. Evet canım, benden de selamlar olsun. Kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Serfinaz Algın Kılınç diyor. Pirkette diyemiyor kuzum Enes, öptüm seni demiş. Ben de seni de. Hadi. Serfinaz ablam. Ben de seni. Ablacım de. Ablacım. Hı? Selam ablacım. Olsun ablacım bu arada. Hı? Ayşe Alkoç. Afiyet bal olsun güzel aile. Sizleri elinize emeğinize sağlık. Çok güzel oldu yemekler, mis gibi. Sen çık ara yeter ki. Sen çık ara yeter ki Rabbim nasip veriyorsa yeter. Yeter ki mutluluk sağlık olsun demiş. Aynen aynen. İnsan mesela evde dursa hiçbir şey olmaz. İlla ki insan kısmetinin arkasından gidecek. Vallahi o gün biz çıtlığa diye gittik. Hem çıtlığımızı topladık, hem suteremizi topladık, hem mantarımızı bulduk. Şu kadar mantardan bir tava yemek oldu. O da kaç kişiyi, hepimizin karnını doyurdu yani. İnsanlar kısmetini ve rızkını nereden bulacağını hiç ummaz yani. İlla ki o rızkın ya da kısmet için çıkıp dolaşmak lazım arkadaşlar. Allah'ım bir değil bin kere razı olsun yani. Ayşe Alkoç ablama da teşekkür ederiz. Buradan kucak dolusu selam gönderiyoruz. Selamlar olsun arkadaşlar. Sunay Alakuş. Selam güzel aile. Sevil hanımcığım, sizden ricam, topladığınız otları çok yakından çekin. Biz de tanıyalım. Sizi izlerken huzur buluyorum demiş. Teşekkür ederiz ablacığım. Allah razı olsun desteğin için de. Buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. İnşallah bir dahaki gidişimizde çıtlığı çok yakından çekerik. Gösteririz sana. Sen de eğer gördüğün otlara benzetiyorsan bizim çıtlığımızı, illaki aynısıdır. Yani İstanbul'da da olsa, her yerde de olsa acı çıtlık acı çıtlıktır. Koyun otusu dersen öyle, marul dersen öyle. Ama siz biraz tabii ki biz tanıdığımızdan siz tereddüt ediyorsunuz. Yani biz ne bileyim Burgaz'da falan çıt toplarlardı. Vallahi biz 4 sene Burgaz'da kaldık. Babamla ikimiz bazen bisikletle gidiyorduk, bulup geliyorduk yani çıtlık. Kemal'ın 10 parmağında 10 marifet arkadaş. Arkadaşlar yani nereye giderse gitsin illaki çıtlığımızı da getirir. Her şeyimizi getirir. Yani çok nasıl diyeyim, hamar attır yani benim eşim. Gerçek vallahi bak. Oğlum hamar at canım. Çıtlıktır, sen her şeyi bilir yani. Hiç öyle şeylerden de aman ben erkeğim falan fıstık demez. Her şeye koşar.
Yani ondan sonra nasıl söyleyeyim, getirir yani. Rızkımızı bulur getirir. Medine tulumcu ablam çıtlık mıymış? Aa çok güzel yeşillik yemek demiş. Evet, vallahi yeşilliklerden birebirdir yani. Tekrardan selamımızı gönderiyoruz. Selam olsun canım sana da. Nurten Şen, Enes çok tatlı maşallah demiş. Enes. Enes sanatıyor. Söyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun de. Allah razı olsun. Ha. Arkadaşlar teşekkür ederim. Biraz beceremiyor ama Enes inşallah becerince de söyler. Allah razı olsun değil mi anne diyor. Söyle babam annen de duysunlar. Hadi ablalarla. Allah razı olsun de. Allah razı olsun. Bizi desteklediğiniz için de. Bizi desteklediğiniz için. Ama hocam hızlı söyle bak, biz hızlı konuşur. Sen yavaş konuşun. Hızlı söyle duysunlar sesini. Hadi. Neyse bir dahaki de Meyda. Nuriye Çolak, vallahi Kemal dayı anlattın ya, aynı biz de lastik ve laylon ayakkabı giyerdik. Ne kadar da mutlu olurduk. Çocukluğumuzu hatırlattın. Allah razı olsun. İnşallah ailece Allah'a emanet olun inşallah demiş. Nuriye ablacığım, buradan sana kucak dolu selamlar olsun. Biz teşekkür ederiz. Biz Allah razı olsun. Bizden Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Evet ablacığım ya. Vallahi eskiden öyleydi. Yoktu ya. Şimdi nadir de olsa var yani. Eski kişiler gibi değil yani. Eskikiler gibi. Ben de bir zaman böyle okuldayım. Üçüncü mü dördüncü sınıftayım. Rahmetlik babam Adana'da çalışırdı. Annem de oraya ziyarete gitti onun yanına. Oradan gelirken de bir beyaz çorap almış. Hiç unutmam. O zaman da öğretmenlerimiz bana şiir verdi. Bir de topuklu nastik vardı eskiden. O da ayakkabı gibi olurdu. Topuklu nastiktirdik biz ona. Ondan çorabı giydim, o lastiği de giydim. Şiir okuyayım ama şiir okuduğuma bakma hiç Cümeyda. Böyle çorabıma bakıyorum, lastiğime bakıyorum. Öyle bir sevinçliyim ki şiir okuduğum için değil. Babamın saldığı hediyelerden o kadar bir sevindiydim ki yani. Mutlu olduydum. Hep onlar, o hiç gitmez aklımdan. İnsan olmadığı zaman çok seviniyor yani. Fadime Pala, kolay gelsin Sevil Hanım, afiyet olsun. Oh yer şey organik demiş. Oh her şey organik. Allah razı olsun canım. Evet, burada köy yerinde olan her şey organik. Çıtlığımız da organik, yeşilliklerimiz de organik, kendimiz ekip kaldırdığımız olsun. Her şeyimiz organik yani. Şehir yerinde olmadığında köy yerinde her şey organik. Ne? Çıtlığın garantisi. Ne? Çıtlığın garantisi de var. Ne diyeyim? Çıtlığın garantisi olur mu Gamber? Fadime Palatlama, kucak dolusu selam olsun. Öpüyoruz ablacığım, buradan desteğin için teşekkür ederiz. Selam olsun canım sana da. Sema Pamuk, kolay gelsin. Şu çıtlığın tadını çok merak ediyorum. İstanbul'da oturuyorum. Dışarı çıkınca sürekli yol kenarına bakıyorum. Ama bulamıyorum. Sevil Hanım çok ağır hanım. Ailecek öylesiniz demiş. Allah razı olsun. Neydi ismin? Sema Pamuk. Allah razı olsun Semacığım. Ben de okudum ama yorumun çok sağ ol. Allah razı olsun. Size kendimi sevdirdiysem, beğendirdiysem ne mutlu bana. Allah bin kere razı olsun. Hem desteğin için. Ha bir de bu arada inşallah İstanbul'daymışsın. Bir zaman gelir köye uğrarsan ben sana çıktığın ne olduğunu, nasıl olduğunu gösteririm. Hangisi olduğunu. Tadını da bilirsin. Tadını da öğrenirsin. Yeriz burada beraber yufkayla. Sema ablacığım buradan kucak dolusu selamlar olsun bizden. Evet. Enes abime, Enes güzel abime buradan selam olsun. Gökmen Guducu, maşallah kolay gelsin abim ablam demiş ve like atmış. Sağ ol, Allah razı olsun canım senden de. Senin desteklerini de çok görüyorum. Yorumlarını çok okuyorum. Allah bin kere razı olsun senden. Desteğinden dolayı, onun sana her şeyden dolayı, yorumlarından dolayı. Allah bin kere razı olsun. Gökmen Guducu'ya buradan da selam olsun. Teşekkür ederiz. Sen de söyle Gamber'cim. Selamlarımı. Sen de söyle. Selam olsun burada. Emine Kurt, Kemal dayının ailesini merak ediyordum.
Sizin şivenizle söylüyorum. Ha söyleyeyim. Aman nasıl iyi. Aman aman. Aman nasıl iyi. Demiş. Teşekkür ederiz ablacığım. Emine Kurt ablamada buradan teşekkür ederiz. Kucak dolusu selam gönderiyoruz. Kucak dolusu selam. Selam olsun Emineciğim sana da buradan. Ah, ellerimi çıkarttım. Leyla, Şarda. İyi akşamlar güzel aile. Afiyet olsun. Allah'ın izni nazarlardan korusun. Selamlar demiş. Aleyküm selam ablacığım. Bizden de sana selam olsun. Bizden de sana selam olsun canım. Benzeri de olsun. Rahime Civan, hayırlı cumalar herkese dayı demiş. Geçti bu yorumlar hatta ama olsun. Bizden de sana selamlar olsun. Evet canım, sana da selamlar olsun. Bu Gamber'e. Meral Toktas ablam, Gamber'in hayranı. Gamber'im yakışıklı oğlum benim, kurban olurum ben sana diye yazmış. Buradan Meral ablama selamlar. Çok öpüyorum. Kucak dolusu selamlar. Söylüyorum. Sakin ol sen biraz. Tuğçe Bulut, harekette bereket var. Evde dursaydınız ne tere, ne çıtlık, ne de mantar bulamazdınız. Ya nasip ya kısmeti deyip rızkının peşine koşmakla insan yuvasını çevirir demiş. Aynen canım, aynen. Tuğçe Bulut ablama teşekkür ederiz. Bizden kucak dolusu selamlar olsun. Evet Tuğçe'cim, selamlar olsun sana bol bol buradan. Saliha Sezer, afiyet olsun. Harika mantar, güzeller, çok güzel aile ortamı. Hepinize selam demiş. Aleyküm selam ablacığım. Bizden de sana selam olsun. Sana desteğin için de teşekkür ederiz. Sana da selamlar olsun canım. Ben de heyecanlıyım arkadaşlar. Kusura bakmayın heyecanımız için. Yani Hümeyra alıştı okuyor ama ben de acaba ben de ne desem ki diye düşünüyorum. Kusura bakmayın yani. Fatma Arslan ablam Eresim sarıları giymiş güzel güneş gibi doğdu. Güzel açılış kuzum benim demiş Enes. Selam ablacığım. Selam ablacığım. Allah razı olsun de. Allah razı olsun. Benden de selam Fatma ablacığım. Desteklerin için çok sağ ol. Allah razı olsun. Buradan sana kucak dolusu selamlar, saygılar olsun. Maysa Deri yazıyor. Çocuklara eski günlerden bahsettiniz. Çok güzel. Biz de hep çocukluğumuzu anlatırız çocuklarımıza demiş. Buradan selamlar olsun ablacığım. Kucak dolusu selamlar. Öpüyoruz seni de. Evet, sana da selamlar olsun. Kemal dayı öyle. Onun hiç şeysi bitmez. Eskileri, anıları o unutmaz. Eskileri de çok güzel hatırlar, anlatır. Neyin ne olduğunu çok güzel böyle nasıl diyeyim çocuklara anlatır. Bazen oturduk muyduk sohbetini yapar bizimle beraber. Ne? Sen de selam gönder ablam bizimle. Seni de seven çok. Kadriye Demir. Merhaba Sevim, kolay gelsin. Canım afiyet olsun. Ellerine sağlık. Almanya'dan selam olsun demiş. Benden de sana olsun canım. Allah razı olsun. Ne diyeyim ya, Allah bin kere razı olsun. Kadri ablacığım buradan kucak dolusu selamlar olsun. Teşekkür ederiz desteğin için de. Allah razı olsun diyoruz. Gamber ne yaptın anne, biraz sohbet edelim. Ne yapayım valla babamın. Babamdan bugün buraları yapacağız biz de. Suyacağız. Bugün de evine uğraşacak biraz. İnşaatın anne mi? İnşaat gibi bir şey. Duvarlar mı sıva yapacağız? Duvarlara babam sıva yapacak. Sen de çırak olacaksın. Ben de yanında ona yardım edeceğim. İyi canım. Hacer Bahırbaş, Kemal Bey çocuklarınız çok saygılı maşallah. Allah ahlaklarını bozmasın demiş. Amin amin. Cümlemizin çocuklarını arkadaş. Teşekkür ederiz ablacığım. Buradan bize selam olsun, kucak dolusu. Öpüyoruz seni. Benden de selam olsun, kucak dolusu. Oh be. En son darılışa Gamber'in sesi çıktı yani. Şu heyecanlı bir hasta Gamber size çok güzel şeyler konuşur aslında da. Yok, heyecan atamadılar bir türlü. Fatma Güldüken, bayılıyorum size. Çok saygılı, çok tatlı bir ailesiniz demiş.
Teşekkür ederiz ablacığım. Bizden selam olsun sana. Benden de selam olsun ocak dolusu ablam. Bizden de sana selamlar olsun canım. Enes, söylemiyor musun sen? Enes de oturdu dibime böyle kedi gibi maşallah hızıldı. Hiç ses soluk yok. Ama bir şey yok ki ama. Anlatacağım anne, bir şey yok ki değil. Enes dün ne yaptık lan biz? Öyle oynadı. Ben ne yaptım? Beton attım ona. Oynadı. Neyi nasıl yerler? Ne beton attınız ya? Ne yaptınız abin yine? Ne anlat, ne yaptık biz? Çıkkan yaptık ama ne yaptınız? Hızlı konuş ki duysun ablana. Ne yaptınız? Dükkan yaptı oraya. Dükkan yaptınız. Ne dükkanı? Gıda dükkanı mı yaptınız? Gıda dükkanı değil ya. Ne yaptınız? Araba dükkanı yaptınız. Biraz konuş Enes'im. Burada kimse yok, sadece kamera var. Seni izleyen kimse yok şu an. Neymiş? Ne yaptınız? Üstüne bir katta ev yaptık değil mi Enes? Üstte bir de aşağı yaptı. Olsa da aşk gibi olmuş. Kımıldama orada yeri. Kimi diye ustanız kim oldu Enes? Abin iyiydi, sen miydin? Benim. Ha, sen de değil. İyi canım. Kamera oraya yaptı, üst kat. Üst kat evdi, aşağı altta şeydi, dükkan. Dükkan. Ne dükkanıydı? Araba dükkan mı? Hı-hı. İyi canım. Büyünce sen ne yapacaksın ya bana? Nasıl ev yapacağını anlatırdın ya, hep söyle bakalım bir. Üst kat ev yapacağım. Üste. Üç kat mı? Üç kat. Ha, ben de üsttedir anlarım. Nasıl yapacaksın üç kat evi? Nereye yapacaksın? Birisini çatının üstüne yapayım. Çatıyı yıkacağım mı, indireceğim, ne yapacaksın? Yıktıracağım, ondan sonra yenikten yaptıracağım ben. Ne mi? Bu oturduğumuz yerden mi yaptıracağım? Ya sen niye benim lafımı çalıyorsun? Onu ben diyordum, ne anne sana? Yıktıracağım diyor. Sen anlat bana, ne yapacaksın? Sen anlat. Ne yapacağım? Ben yani büyüdüm mü çalışmaya gideceğim. Orada çalışacağım. İşte öyle. Evet. Sonra anneme ne yapacaksın? Anneme ne yapacağım? Annemi oraya götüreceğim. Anneme, babana, bana mesela. Babamla annemi oraya götüreceğim. Yani orada, buradaysa burada kalmak isterlerse burada. Orada şehre gitmek isteriz. Şehre gidecek hep beraber. Annemle ben, babam yani. Nereden evleneceğim? Buradan mı evleneceğim? Şehir yerinden. Buradan. Buradan evlenince şehre mi taşınacaksın? İstanbul'a. Pek sevmezdin ya dışarıyı. Belki. Sonra da sonundan açılıyorsun sen ya. Daha büyüyor ya. Yani eve sokamazsınız bunu şehirde. Yok. Gamber, ne bileyim ben, koyu daha çok seviyorum koyu. Koy işini. Yani ben seviyorum koyumuzu. Çünkü yani burada şehirde gezemeyin. Burada yani şimdi şehirde oynasaydık şimdi biz de Enes'le böyle dışarıda oynayamazdık. Yani doğru diyor çocuk. Ne? Yani şehri pek ben sevmem. Yine sevmem. Öyle laf olsun torba olsun. Torba olsun ne? He öyle diyor. Ama mecbur da dışarıdan arayacaksın kısmetini. Gamber çalışacaksın, sen çalışacaksın. Tabii. Babana salacaksın. Koyda iş yormaz. Bizim koyda pek iş yok. Ancak Burgaz'da, İstanbul'da öyle yerlerde. Mesela bizim burada da çiftçilik, yani, ineğin, malın, melanın olursa. Çiftçilik, tesisatçılık, öyle şeyler var da burada yani pek iş yok. Yani inşaat işi, şodur. Yani, bir inşaat işi var yani. Bir de inşaat işi var. Bir çiftçilik var. Ya yarın büyüsün yani. Sen şu nasıl söyleyeyim, ortaokul liseyi bitirse fabrikaya da gidersin. Yok, ben belki dükkan da çalışırsın. Sen şimdi... Melih abinin yanında çalışırsan... Babam diyor ya sana dükkan açarım ben diye. O doğru. İnşallah öğrenebilirsin. Seneye daha iyi öğrenin belki. Tabii canım. Bu sene de yine yarısından çoğunu öğrendim yani. Duy dağmayı, lamba dağmayı, priz, anahtar dağmayı öğrendim. Yani su borusu dağmayı. Yani öğrendim bayağı yarısından çoğunu. Geçen anneanneyle orada yaptın ya, onu anlattı. Ne? Şu prizi nasıl yaptığını. Ha, priz çıkmış, o da kenarlar gevşediği için ben de onu sıkıladım yani öyle. Evet arkadaşlar, yaptı geçen anneannesinin mutfağının prizi çıkmış, ben de nasıl koruyorum yapamam demeyin diye gayrı şartelleri attırdı. Onu yaptı, gerçekten çok güzel öğrenmiş yani. Hı, ya canım. Ufak tefek şeyleri öğrenmiş. Öğrendim canım, yarısından çok öğrendim.
Yine devam edecek mi Melih abinin yanına? Gidecek. Yazın inşallah. Yazın. Yine gideceğim. İyi canım. Yazın gideceğim. Arkadaşlar bizim sohbetimiz, yorumumuz buraya kadar. Eğer okuyamadıklarım, selam gönderemediklerim olduysa ilk önce özür dilerim. Sonra tekrardan herkese selam gönderiyorum. Gönderiyoruz. Gönderiyoruz hep beraber. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın, eğer bir kusur işlediyse kusurumuza bakmayın. Allah razı olsun. Tekrardan desteklerinizi, abonenizi bekliyoruz arkadaşlar. Allah razı olsun. Desin. Allah razı olan olsun. Söz Sümeyla söyleyecek bu hadi söyle. Allah razı olsun de. Allah razı olsun biz de kalın. Abonenizi bekliyoruz. Abonenizi bekliyor. Bir de şöyle yapın. Like atmayı unutmayın. Söyle. Like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Burada uçak dolusu selamlar, saygılar. Destek veren vermeyenden Allah razı olsun. Ha? Aferin benim oğluma. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bazı arkadaşlar merak etmişler. O herhalde ev videosunu çektiğimde videoyu izlememişler. Bir daha tarif eder misiniz diyerek durmadan yazdılar. Ondan dolayı bir daha tarif edeyim evimizi. Arkadaşlar burası, şu oda, şu kapı yoktu. Şu kapı yoktu. Bu pencereler tahtaydı. Ondan sonra şu pencere yoktu. Tavan yoktu. Yani örtüydü. Buranın altları daha bir şeydi. Burasında burada abam kalıyordu. Bura abamın odasıydı. Oturma odasıydı. Hem yatak odasıydı abamın. Biz Burgaz'dan geldikten sonra şu kapı yoktu. Bura tahta kapıydı. Şurada banyo yapılacak bir yer vardı. Şu tam burada. Dört duvar içerisinde. Orada bir banyo yapılacak bir yer vardı. Akıntı deliği. Şu karşı taraf dışarıydı arkadaşlar. Dışarıya çıkıyordu bu ev. Direkt dışarıya çıkıyordu. Ondan sonra ben bu kapıyı değiştirdim. Pencereleri değiştirdim. Buraya kapı açtım. Ondan sonra poyraz pencesini açtım. Tavanlarını yaptım. Ondan sonra tekrar burasına geçelim. Burası benim odaydı. Burası bizim odaydı. Ondan sonra mesela burada aynıydı. O pencere yoktu, bu kapı yoktu. Burada pencere vardı. Burası salonunu aldım arkadaşlar, salona. Burada aynı oraya gibi pencere vardı. Şimdi burayı karşı tarafa salon yaptığımızdan dolayı kapattık biz burayı. Buranın da aynı tavanlarını falan yaptım. Ondan sonra buranın kapısı buradaydı arkadaşlar. Şurada. Alçıpan sesi vardı. Alçıpan var. Ondan sonra buradan tekrar pencere açtım. Hem burası yatak odasıydı hem oturma odasıydı bizim. Aynı şurada da bizim aynı banyo yapılacak bir yerimiz vardı şurada. Burada banyo yapılıyordu. Burası da böyle arkadaşlar. Burayı da aynı alçı, tavan, mavan hepsini yaptım. Ondan sonra buraya geçiş yaptım. Abam şey yaptıktan sonra kapı açtım. Burası oturma odası oldu. Bu yanına yatak odası oldu. Ondan sonra dışarı çıkarken mesela dışarı şuradan çıktığımız anda burası yoktu arkadaşlar. Şu tavan yoktu. Sadece şu kemerlerin olduğu yerden ayrı şöyle bir yerimiz vardı burası. Bu yanında da yoktu. Şurada bir cerge vardı. Cerge mi diyorsun? Cerge vardı. Yani ayakkabıları ıslanmasın diye. Bir ara onu da anlatayım size de. Bir gün böyle bir yağmur yağıyor. Biz de evdeydik. Sevil bakalım. Yağmur yağıyordu. Bizim bir muhtar var burada, komşu. Muhtar geldi. Ondan sonra burasının üstü açık olduğundan dolayı yağmur yağıyordu. Onda ayakkabılar mı ıslandı Sevil? Ayakkabılar ıslandı. Muhtarımız gelmiş işte bize ziyarete gelmiş arkadaşlar. Bir nasıl yağmur yağıyor? Bir çıktım adamın ayakkabısı ıslanmış. Ondan sonra ayakkabıları topladım. Artık kat evimize koydum. Adam giderken de koydum. Kusura bakma abi böyle böyle. O da yok canım falan fıstığı. Ama o gidince ben nasıl ağladım, nasıl ağladım. Kemal'le gayrı baktı, dayanamadı bana.
Çerge yaptı. Çerge de çadırdan arkadaşlar. Çadırı yaptı ama ben nasıl sevindim. Tahtadan yaptım arkadaşlar. Tahtadan. Şu bölümden ağrı şöyle. Şuradan şöyle sevilin yandan ağrı. Şuradan. Şurada da kapısı vardı. Şöyle. Buradan giriş buraya ayakkabılarımızı çıkarıyorduk. Kömür mömür koyuyorduk. Vallahi insan ona bile seviniyor. Yani ona bile sevinmiştim. Ondan sonra burayı yaptık arkadaşlar. Ufak tefek biriktirmezleri. Salonumuzu yaptık. Tavanları falan yaptık. Buranın her şeyini ben kendim yaptım arkadaşlar. Çatıyı olsun. Oduna tavanlar olsun. Duvarlar olsun. Her şeyini sadece duvar örümünü bir arkadaşlar yaptı. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Geri kalanını hep ben kendim yaptım arkadaşlar. Burayı da mesela burada kemer idi. Sadece buradan buraya. Burayı da ben kendim her şeyini yaptım. Ha şimdi şuraya gelelim. Ha burası eskiden bizim ahırdı. Yani abamgilin eskiden oturma odasıymış bir şeyim de burası bir ayrı. Burası şimdi malzemelik de buraya ben şu pencereyi açtım arkadaşlar. Bu pencereyi açmamın nedeni de buraya mutfak yapacağım. Mutfağımı buraya yapacağım. Burası iki kemer arkadaşlar. İki kemer. İki kemer olduğundan dolayı büyük. Yani büyük. Şu andaki mutfaktan dolayı büyük. Burasını mutfak yapacağım. Mutfak yapacağım. Ve burayı da şu pencerenin olduğu yeri arkadaşlar açacağım. Pencerenin olduğu yeri ikiye böleceğim. Bu yanını lavabo yapacağım. Yani tuvalet yapacağım. Bu tarafını banyo yapacağım. Şu kapıyı kapatacağım. Karşı tarafa da tam derin dondurucunun geldiği pürüzün olduğu yeri de bir tane lavabo koyacağım. Bir kapı bu yanına koyacağım. Bir kapı şu yanına ayıracağım yani burayı. Burayı da tuvalet banyo olarak kullanacağız. Burası tek kemer arkadaşlar. Burayı da şöyle çekeyim. Yani bir kemer. Abam bizi burada 6 çocukla beraber burada büyüttü diyelim. Hepimiz burada yatardık, burada kalkardık. Abamın odası. Ve burası katık evimiz. Burada aslında iki kemer ama buranın üstünde yukarı oda olduğundan dolayı bizim odamız var yukarıda. Ondan dolayı burayı pencere açamak istemedim yani kendimi riske atmadım. Uçarım uçar gibisinden. Öbür taraf daha iyi oldu diye o yana yaptık. Burasını da katık evi yapacak arkadaşlar. Buraya su attıracağız işte. Beton beton derken. Çamur. Evet burası çamur bak. Bunlar hep çamur şeyler. Yani sıva değil. Buradaki sıva değil arkadaşlar. Bu çamur sıva. Abamgil'in elleriyle yaptıkları şeyler. Buralar böyle arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar izlesin. Görsün yani. Burası böyleydi. Kendi çabamına ancak bu şekilde getirebildik. Çok şükür halimize. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.